değerli misafirlerimiz, salonumuza Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Söz'ü teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldin alkışı rica ediyoruz Sayın Başkanımıza. Ve tabii beraberinde İnsanların gözü döndüğünde neler yapabileceğini anlatıyoruz ama sadece insan oldukları için ve onlardan olmadıkları için katledilen şehitlerimiz de burada anıyoruz. Allah onları cennetinde ağırlıyor inşallah ve onları rahmetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. Onlar Türk dünyasının vermiş olduğu mücadelenin de şehitleridir. Bugün Azerbaycan denildiği zaman iki büyük insanı da rahmetle minnetle anıyoruz. Kurucumuz, gazimiz Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan Türklüğü için şöyle demiştir. Azerbaycan'ın derdi, kederi kederimizdir, sevinci sevincimizdir. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugün işte Ermenistan'la Türkiye'nin arasında Nahçıvan Özerk Bölgesi hala Azerbaycan toprağıysa bunun sebebi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uzak görüşlülüğüdür. Çünkü Azerbaycan'ın toprağı Azerbaycan'da bir Türk toprağıdır. Eğer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde Ermenistan'a eklenseydi bugün orada Azerbaycan Türkleri emin ol ki yaşamıyor olacaktı. Karabağ'ın kaderini onlar belki 50 yıl önce, 60 yıl önce göreceklerdi. Bugün burada üzerimize düşeni yapıyoruz. Bakınız, bu katliamı anmak için, bu soykırma, haykırmak için, duyurmak için elbette Türk dünyası bir olmalıdır. Türklüğe yapılanı görmelidir. Bu Türk dünyasının sorumluluğudur. İslam dünyası bir olmalıdır, Müslümanlara yapılanı görmelidir. Mesela İran İslam Cumhuriyeti harbiden Allah rızası için samimi bir Müslümansa Ermenistan'dan Müslümanlara yapılan katliamı, soykırımı görmelidir. Görmüyorsa Müslümanlık onların siyasetidir, riyakarlığıdır, sahtekarlığıdır. Ama Türk olmanın ötesinde, Müslüman olmanın ötesinde insan olan, gerçekten insan sıfatına haizse, gerçekten insan olarak duygu ve düşüncelere haizse bu katliam, bu soykırımı görmelidir. Görmüyorsa, inkar ediyorsa insan değildir. (Gülüyor) 50 yıl sonra diaspora diye bir şey de kalmayacak. Bunun için söylüyorum, altını çiziyorum. Eğer gerçekten Ermeni toplumunu var etmek istiyorsanız, Ermeni toplumuna gelecek nesillerde de yaşaması noktasına teminat altına almak istiyorsanız, Türkiye ile, Azerbaycan'la ve yanı başındaki Gürcistan'la iyi geçinmek ve anlaşmak zorundasınız. Buralara karşı, bizlere karşı düşmanca, hasmane tutumlarınızdan vazgeçmek zorundasınız. Eriyeceksiniz. Biteceksiniz. Yok olacaksınız. Ve bunu
Yeri geldiği zaman her Nisan'da bize karşı soykırım iddiasıyla ortaya çıkan Ermenilere karşı söylüyorum. Var olmak istiyorsanız varlığınızın teminatını Türklerde arayın. Var olmak istiyorsanız Türklere karşı kin ve nefretinizi ortadan kaldırın. Biz hiçbir milletin, hiçbir topluluğun yok olmasını istemeyiz. Çünkü biz milletlerin varlığının Cenab-ı Allah'ın bir ayeti olduğuna inanıyoruz. Hiç kimsenin yok olmasını, erimesini ve antik milletler arasında işte bir zamanlar şu millette varmış denilmesini istemeyiz ve arzu etmeyiz. Ama bugün Ermeni toplumu 1915 olaylarından önce başlamıştır hazırlığı ve o zamandan bu zamana kadar kendilerinin istismar edilmesinden, kullanılmasından daha vazgeçmiş değillerdir. Bugün öyle bir şey olsa Ermenistan'ı açlığa, sefalete terk ediyorlar. Nüfusları 1 milyon olmuş, koskoca ekonomisi olan büyük bir devlet olma yönünde hızla ilerleyen Azerbaycan'la problemleri var. Yanı başında Türkiye ile problemi var. Bu Ermenistan'ın intiharıdır. Ermenistan intihar etmeye devam ediyor. Ermenistan intihar etmek istemiyorsa, var olmak istiyorsa, refah toplumuna ulaşmak istiyorsa önce Karabağ'ı terk etmelidir Azerbaycan'a. Azerbaycan'la bir barış protokolü imzalamalı ve onların refahından istifade etmelidir. Türkiye'ye karşı ve Türk milletine karşı iddialarından vazgeçmelidir. Emin olun ki Kafkasya huzur ve barış ikliminin çekici gücü olacaktır. Bu coğrafyalar huzur ve barış ikliminin yegane adresi olacaktır. Bunun da yegane yolu aklı başında olmaktan geçmektedir Ermenistan için. Ben toprakları için, vatanı için, şehadet şerbeti için hunharca katledilen tüm Hocalı ve Karabağ şehitlerini rahmetle anıyorum. Azerbaycan'da şehadet şerbetini içen, Anadolu'da şehadet şerbetini içen milletimizin aziz evlatlarını rahmetle anıyorum. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Biz her zaman Azerbaycan Türklüğünün yanındayız. Biz Azerbaycan devletinin her zaman yanındayız. Biz unutmuyoruz. Azerbaycan'ın kederi kederimizdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sevinci sevincimizdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ama biz yine unutmuyoruz. Biz bir milletiz diyen Azerbaycan'ın önderi Haydar Aliyev rahmetli ve biz unutmuyoruz. Ben Atatürk'ün askeriyim diyen rahmetli Ertuğrul'u hepinizi sevgiyle muhabbet ediyorum. Hocalı'da yalnızca insanlar fiili olarak mahvedilmedi. Hocalı'da büyük bir milletin ki orada devleti olmuş, o yerin, oranın, yerli halkının kültürü ve medeniyeti, meneviyatı mahvedildi. Soykırım yapıldı. Ve biz Türk anaları olarak, ben Türk anası olarak hiçbir zaman evlatlarımı kinle, nifretle diğer milletlere, ki Ermeniler de ona dahil, büyütmedim. Ben onlara insanlığı ve insanları biz yaratmadık, onu yaradan için sevmeyi öğrettim. Biz milletimizin, Türk milletinin anası olarak evlatlarımızı sevgiyle büyüttük. Eğer bu sevgi olmasaydı, eğer o sevgi Türk milletinin içinde biriktirdiği tarihler boyu yaşattığı o sevgi olmasaydı, bugün soykırımla suçlanan bu Türk milletinin içinde bu kadar Ermeni yaşar mıydı? Yaşamazdı. Eğer soykırımla
bir millet olsaydık biz, çok uzak yok 5 sene önce Taksim'de 1 milyondan fazla insan hepimiz Ermeniyiz diye yürümezdi. Değil mi? Eğer bir soykırım yapsaydık, bugün ekonominin zor şartları altında ilim ilim inleyen Ermenistan, bizi soykırımla ve diasporası suçluyor. Biz soykırımcı olsaydık, size soykırım yapmış bir milletin bugünden konuşuram, içine niye gelirsiniz? Neredeyse 100 binden yukarı kaçak Ermeni çalışır burada. Belki daha fazladır, bilmirəm. Benim 2 sene önce okuduğum resmi rəqəmdir. Bir soykırımcı milletten medet umulmaz. En büyük Türk'ün bakışlarına bakın Atatürk. Çok önemli bir fikir var. O fikri Azerbaycan'da kendi evimde nasıl var gücümle, kalbimle haykırıramsa burada da öyle haykırıram. Ne mutlu Türk'üm diye. Siz değerli öğrenci kardeşlerimize, misafirlerimize aktaran Tenzile Rüstem Hanlı hanımefendi, Büyükşehir Belediye Başkanımız bir plaket ve çek takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Misafirimiz Sabir Rüstem Hanlı'ya Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanımız çiçeğini ve plaketini takdim etti. Çok teşekkür ediyorum. Ocalı Soykırımı'nın 25. Almanya'lı konulu konferansımızda Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ayrıca Adana Kent Konseyi Başkanlığı ve Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kardeş Kültür Dernekler Topluluğu'na bu güzel programda bir kez daha katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve Seyit Onbaşı'yı yaptı 9. sınıfta.